Günaydın. Günaydın Zeynep. Yürüyüşe mi? Evet, Sabiha teyzeyle yürüyüşe çıkıyoruz. Çok güzel. Sen de gelmek ister misin? Şimdi mi? Yok, şimdi olmaz. Neden? Dersin mi var yoksa? Hayır, peynir. Peynir mi? Evet, şöyle kocaman güzel bir peynir. Sonra da zeytin. Ne zeytini? Zeytin ne demek? Arkasından yumurta. Sonra bir iki dilim ekmek, domates, salatalık. Ve bir güzel de süt. Hiçbir şey anlamadım. Neler oluyor? Sonra radyoda güzel bir müzik. Hiçbir şey anlamadım diyorum. Ne diyorsun sen Hakan? Ben kahvaltımı daha etmedim de. Biz kahvaltımızı çoktan bitirdik. Çok güzel. Merhaba çocuklar. Merhaba, günaydın. Günaydın. Hakan da bizimle geliyor. Ne güzel. Yok. Ben sizinle gelmiyorum. Ben daha kahvaltımı etmedim de. Eğer kahvaltı etmeden dışarı çıkarsam... Hele bir de sizinle yürüyüşe çıkarsam kesin bir yerlerde düşüp kalırım. Hem doğruyu söylemek gerekirse şu anda kahvaltıdan daha güzel bir şey olamaz benim için. Bence kahvaltı sofranda bir eksik var Hakan. Eksik mi var? Zeynep, olamaz. Çünkü her şeyi aldım. Bak işte zeytin, peynir, salatalık, domates, ekmek. Burada da yumurtalar var. Evde de sütüm var. Radyom da evde. Her şey var. Eksik var. Nedir eksik peki? İşte bu. Bir çiçek. Çok teşekkür ederim ama ben kahvaltıda çiçek yemem. Şakaydı, şaka. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Güle güle. Ne yapıyorsun Çekiç? Bir üçgen yapma görevi verdiler. Ama bugün işte beceremeyeceğim galiba. Belki beraber yapabiliriz. Dur bakayım. Üçgen nasıl bir şey? Üçkenarlı bir şekil işte. O kadar zor değil. Sen şimdi benim başıma vur. Şuraya. Güzel. Şimdi şuraya geçeceğim. İkinci kenarı yapacağız. Şimdi de üçüncü kenar. Başardık. Çocuklar, bu ne güzel bir üçgen böyle. Bunu bana verir misiniz? Tabii. Al kurşun kalem. Üçgen. Üçgen. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük raptiye koleksiyonu sanat galerisinde sergilendi. Vay canına. Bu sergiyi görmek isterdim. Çeşitli boy ve... Şuraya bakın. Benim arkadaşım bir dün nasıl dalmış kitaba. Kendi de öyle kalktırmış ki benim burada olduğumu bile farkında değil. Hey! Aklıma bir şey geldi. Bu size korkunun ne olduğunu göstermek için büyük bir fırsat. Korkmak neymiş göreceksiniz. Daha doğrusu bir de size korkmanın ne olduğunu gösterecek. Çünkü şimdi arkasından yavaşça yaklaşıp korkutacağım onu. Öyle korkacak ki tabii fırlayıp havaya sıçrayacak ve çığlığı basacak. Seyredin şimdi, tamam mı? Değişik ülkelerin ilginç raptiyelerini 4. ciltte... Dördüncü ciltte... Ne dedin? Yok bir şey bildim. Sen okumaya devam et. Tamam, peki. Bu işe yaramadı. Şimdi başka bir yol deneyeceğim. Yeryüzünde çok değişik raptiyeler var. Bulu mu dedin Eli? Evet Büdü, ben öyle dedim galiba. Affedersin. Tamam, buldum. Şimdi korkutucu bir kıyafet giyeceğim. Vay canına. Gerçekten harika bir kitap bu. Çok susadım. Mutfağa gidip bir bardak su içeyim bari. Korkmayın canım benim ben. Bakın. Şimdi bu korkunç kıyafetle Büdü'nün arkasından yavaşça yaklaşıp böyle diyeceğim, öyle korkacak ki elinden kitabını düşürüp çığlığı basacak. Bakın şimdi.
Müdü nerede? Ah neyse. Başka zaman korkuturum artık. Ne yapayım? Aa, neymiş okuduğu kitap? Raptiyelerin Harika Dünyası. İlginç bir kitaba benziyor. Şuraya bak. Edi. Müdü, beni çok korkuttun Müdü. Arkamdan yavaşça yaklaşıp beni öyle korkutman hiç hoş değil Müdü. Ey bilgelerin en bilgesi. Evet evet. Bana ağırla hafif arasındaki farkı söyler misin? Ağırla hafif arasındaki fark mı? Evet. Şimdi iyi bak. Önce bu tüyü sol ayağıma atacağım. Gördün mü? Bu hafif. Bu demir topu da sağ ayağıma atacağım. Bu da ağırdı. Aralarındaki farkı anladın mı? Galiba ama emin değilim. Bir kere daha gösterir misiniz lütfen? Tabii, dikkatli bak. Hafif. Ağır. Tüy ayağımı acıtmadı. Çünkü hafifti. Ama ağır olan demir top ayağımı mahvetti. Şimdi anladın mı? Anladım tabii. Çünkü çok iyi anlatıyorsunuz. İyi çocuk ama çok yavaş öğreniyor. Dur bakayım, nereye koymuştum şu sargı bezini? Zikzak. Çizgi. Zikzak. Yol. Zikzak. Dikiş. Zikzak. Kayma. Hayır, ona slalom denir. Zikzak. Kesme. Zikzak. Ne olduğunu anlayamadım. Bu akordeon. Akordeonun körükleri açılıp kapanırken zikzak şeklinde görünüyor. U. Ayşe. Merhaba. Elindeki ne öyle? Bir resim buldum ve o resme aşık oldum. Sahi mi? Eminim sen de görür görmez tanıyacaksın. Hayranım ona. Bakmaya doyamıyorum. Gözlerimi ondan alamıyorum. Şu resme bir bakayım. Peki bak. Ama bu bir U harfi. U değil diyen oldu mu? Bayılıyorum bu U harfine. Ne kadar güzelsin canım. Kırpık. Efendim. Bu ne? Oraya saksılar konur. Peki ya bu? İşte o da saksı. İçindeki de çiçek. Tamam. Kırpık. Efendim. Bu ne? Duvar. Biliyor
Biliyorum zaten. Kırpık. Efendim? Bu ne? Cam çerçevesi. Ben bunu da biliyorum. Kırpık. Efendim? Bu ne? Kasa. Bu ne? Limon. Peki yanındaki? Havuç. Ben bunların hepsini biliyorum zaten. Nihat Bey, Nihat Bey çıldırmak üzereyim. Hemen her şeyi soruyor. Ama sakin ol kırpık, o daha küçük. Merak ediyor, öğrenmek istiyor. Eğer ne olduğunu, nasıl olduğunu sormazsa nasıl öğrenir? Ama Nihat Bey, bunlar da sorulmaz ki. Yok, şikayet etmek yok. Hepimiz minik kuşa yardımcı olmalıyız, sorularını hoş karşılamalıyız. Hem hepimiz onun yaşındayken böyle sorular sorduk. Hepimiz mi? Evet, hepimiz. Zehra Hanım, Zeynep, Hakan, sen, ne bileyim işte herkes. Ben böyle saçma şeyler sormam. Öyle mi? Dur bakayım, hatırlamaya çalışayım. Bir keresinde bana şöyle bir soru sormuştun. Bıyık mı büyüktür, sakal mı büyüktür? Doğru. Olamaz. Bunu ben mi sordum? Evet, sen sordun. Hatta bir keresinde de şöyle bir soru sormuştun. Ayaklarımız iki tane, ellerimiz iki tane, gözlerimiz iki tane, kulaklarımız iki tane. Neden ağzımız bir tane? Bunu da mı ben sormuşum? Hayır, olamaz. Hayır. Evet, sen sordun. Hepimiz minik kuşun yaşındayken büyüklerimize böyle sorular sorduk. Peki... Şimdi ben ne yapmalıyım? Minik kuşa yardımcı olmalısın. Sorularını hoş karşılamalısın. Haklısınız. Çok güzel. Ama Nihat Bey, sorduğu birçok şeyin cevabını ben de bilmiyorum. O zaman bilmediğini söyle. Cevapları bulmasında yardımcı ol. Bıkmadan, yılmadan, hoş görerek. Evet, çok güzel. Nihat Bey, merak ettim, onun için soruyorum. Evet. Acaba niye ağzınız bir tane? Sus bakayım, şimdi şakanın sırası değil. Kırpık. Efendim minik kuş. Bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin, tabii. Niye gülerken ağzımızı böyle açar ve garip sesler çıkartırız? Ne? Sayın seyirciler, bir kez daha Çılgın Mucidin laboratuvarındayız. Merhaba, ben Kurbağacık. Bugün sizlere Çılgın Mucid'in çok çok uzaklarda bir adadaki laboratuvarından sesleniyorum. Bay Çılgın Mucid, bugün bize müthiş buluşlarından birini daha tanıtmak Bay Çılgın Mucid, iyi misiniz? Evet, evet. Bugün bize müthiş buluşlarınızdan birini daha tanıtacaksınız. Evet, evet. Yeni buluşunuz şu şeyinle, örtünün altında mı? Evet, öyle. Bunun ne olduğunu açıklar mısınız bize? Tabii hemen söyleyeyim. Bunlar benim faşır faşırlarım. Faşır dost adlandınız mı? Faşır faşırmış. Evet, bunları yağmurda ayağınıza geçirirsiniz. Ve böylece ayağınız ıslanmaz. Evet, gerçekten çok ilginç. Faşır faşır suya girseniz bile ayağınız ıslanmaz, anlaşıldın mı? Peki ne zamandır bu faşır faşırlar üzerinde çalışıyorsunuz? 20 yıldır. 20 yıldır. Çocukluğundan beri yani. Çocuk yani ayak ...planımı ıslatıp üşütürüm diye yağmurda sokağa çıkmama izin vermezlerdi. Ya. Ama
O somurtup oturmak yerine ben, yani çılgın mucit, bu proje üstünde çalışmaya başladım. Şu fışır fışırlar görmek için sabırsızlanıyorum doğrusu Bay Çılgın Mucit. Görebilir Tabii, miyiz? Tabii, işe sağ fışır fışırı icat ederek başladım. Yaramazlık yok, yaramazlık yok. Özür dilerim, bir an kendimi tutamadım. Yaramazlık yok. Neyse efendim, aradan 20 yıl geçti. Ve ben son fışır fışırı icat ettim. Anlıyorum, şimdi ikisi de burada. Evet, her ayak için bir tane. Ya, artık paşır fışırlarımı dünyaya tanıtmaya hazırım. Ey insanoğlu! İnsanoğlu hazır. İşte karşınızda müthiş paşır fışırlar. Dadalam! Çılgın mucit. Evet. Kullanışlı bir şey gibi. Ya. Ama... Ama tanıdık bir şey gibi de. Hayır, bu mümkün değil. Bunlar daha yeni icat edildi. Bu sabah icat edildi. Daha 0 kilometreden. Ben özür dilerim. Bırak beni. Bakın ben yani sizi üzmek, kalbinizi kırmak istemiyorum. Ama hemen hemen herkeste bunlardan bir çift vardır. Biz bunlara lastik bot deriz. Faşır puşur değil bunlar, lastik bot. Herkesin lastik botu vardır. Lastik bot mu? Evet. Hatta bu sabah hava biraz bulutluydu. Onun için ben botlarımı giydim. Bakın. Şuraya bak. Nedir bu? Rezaletin son perdesi. Sabah bir şey icat ediyorsun. Öğlene kadar ucuz taklitlerini yapıyorlar. Olamaz bu. Olamaz. Ben kurbağacık. Şimdi normal yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoşça kalın. Şuraya bak. Ne biçim şey. Çılgın mucit. Pekala dostum, ne kadar zekisin görelim. Görelim bakalım. Ağzın olmasaydı ne olurdu? Konuşamazdım. Evet doğru. Peki burnun olmasaydı? Koku alamazdım. Bu da doğru. Şimdi sıra son soruda. Kulakların olmasa ne olurdu? Göremezdim. Tebrikler. Anlamadım. Ne demek kulaklarım olmasa göremezdim? Şapkam düşer, gözlerimi kapatırdı. Of, ne saçma cevap. Bir de duyamazdım tabii ki. Hey, nereye gidiyorsun? Kurbağacıktan hepinize merhaba. Bugün hep birlikte sihirli parmağımızla havaya bir üçgen çizeceğiz çocuklar. Herkes sihirli parmağın ne olduğunu hatırlıyor mu? Bakın göstereyim. Tara! İşte bakın, sihirli işaret parmağı bu. Televizyona yaklaşmak yok ama, tamam mı? Pekala, bugün havaya çizeceğimiz şeklin adı üçgen. Size üçgenin ne olduğunu göstereyim. İşte bakın, üçgen bu. Bak. Güzel değil mi? Üçgen çizebilmek istemez misiniz? Pekala. Şimdi hep birlikte sihirli işaret parmaklarımızla havaya bir üçgen çizeceğiz. Üçgenimizi çizmeye yukarıdan başlayacağız. Ben 1-2-3 deyince bir çizgi çizerek şu köşeye ineceğiz. Sonra bir çizgi daha çizerek şu köşeye geleceğiz. Ondan sonra tekrar tepeye döneceğiz başladığımız yere. Üçgenin tepesine kadar geleceğiz. Evet. Hazır mısınız? İşaret parmakları havaya. Başlıyoruz. 1-2-3. Şimdi alt kenarı çiziyoruz. Hadi bakalım. 1-2-3. Şimdi tekrar başladığımız noktaya dönüyoruz. 1-2-3. Harika. Bakın, bir üçgenimiz oldu işte. Bizim üçgenimiz tıpkı bu üçgene benziyor. Yalnız bir farklı tabii. Bu üçgen daha büyük. Değil mi? Siz çok güzel üçgen çiziyorsunuz çocuklar. Ütü. Daha dün annemin gibin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk, sevinçliyiz hepimiz yaşasın. Şimdi Nilüfer bir itfaiyeci olacak. Evet, durun bakayım, bir de erkek istiyorum. Kim gönüllü itfaiyeci olmak ister? Ha? Pekala. Sen gel bakayım yanıma.
Şimdi bir şapka daha alalım. Ha? Evet, şimdi sen bu şapkayı giyeceksin. Nilüfer, sen de bu şapkayı giyeceksin. Pekala. Şimdi bu iki şapka arasındaki farkı kim söyleyecek? Bu şapka ne renk çocuklar? Kırmızı. Peki bu şapka ne renk? Siyah. Doğru. Şimdi bir de ceket giydireceğiz, tamam mı? Evet, kolunu şuraya sok bakalım. Dikkat edin çocuklar. Güzel oldu. Şimdi sana da bu siyah ceketi giydiriyoruz. Çok güzel. Kolunu sok, kolunu sok bu tarafa. Güzel. Şimdi çocuklar, size bir şey göstermeyi unuttum. Biz bu şapkaları niçin giyiyoruz? Bakın. Nilüfer'in başına vursam. Acıdı mı ha? Hayır. Hayır. Hayır, gördünüz mü? Hayır, hiç de acımadı. Hayır, acımadı. Ama şapkayı çıkarıp başına vuracak olsaydım acırdı, öyle değil mi? Yine de bu miğfer ikisinin de başını koruyor. Ayrıca şimdi dikkatlice seyret. Hadi bakalım. Aman önündeki kamyona dikkat et. Şu tarafa geç. Sen de bu tarafa. Aman dikkat et. Şöyle yavaşça sal. Bu tarafa. Güzel. Hadi. Otur bakalım direksiyona. Sağa sola salla. Çok güzel. Aman önündeki kamyona dikkat et, tamam mı? Çarpma. Pelikanlar. Hakan abi.
Merhaba minik kuş. Ha, özür dilerim. Sizi şaşırtmak istemezdim. Yok, hiç önemi yok, hiç önemi yok. Nasıl, numaramı beğendin mi? Aha, evet beğendim. Ben de bunu soracaktım. Deminden beri sizi izliyorum. Topları havaya atıyorsunuz. Onlar düşerken yakalıyor. Tekrar havaya atıyorsunuz. Neyi soracaksın peki? Topları hep atıyorsunuz. Onlar da hep yere düşüyor. Ha, anladım. Neyi soracağını çok iyi anladım minik kuş. Bu topların neden yere düştüğünü merak ediyorsun. Evet. Bunun cevabı çok basit. Yer çekimi. Evet, yer çekimi olduğu için toplar hep yere düşüyor. Sana bunu nasıl anlatsam? Bak, havaya atılan ve boşluğa bırakılan her şey yere düşecektir. Havaya atılan her şey? Evet. Bak şimdi. Ben ne yaptım? Bıraktınız, o da yere düştü. Evet, doğru. Peki neden? Neden? Yer çekimi. Evet, yer çekimi. Bildin. Evet, bildin. İzle şimdi. Bak. Bu bir kağıt mendil. Bunu boşluğa bırakacağım. Ve yer çekimi olduğu için de bu aşağı düşecek. Bak. Seyret. Hop. Gördün mü? Evet. Şimdi de başka bir şeyler deneyelim. Ne de olabilir? Anahtar. Evet, anahtar alalım. Anahtarım da burada. Bunu şimdi çok daha yukarı atacağım. Ondan sonra bu aşağı düşecek. İzle şimdi. Hop. Ne oldu? Tabii ki havaya atılan her şey yere düşer. Onu bir havada tutmazsa tabii. Evet, doğru söze ne denir? Doğru söze yer çekimi.